Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yine başımızdan geçen, bizim tecrübe edindiğimiz, sizin de başınıza gelebilecek şeyler. Otomobil piyasasından bazen sizi uzaklaştırmak istiyorum. Çünkü otomobil alırken de dikkatli olmamız gereken, otomobil alırken başımızdan geçebilecek şeyleri sizlere bu platformdan anlatarak sizin bu hatalara düşmenizi önlemek. Yine biz e, otomobil aldık. Bu otomobili aldıktan sonra otomobille ilgili bir hasar kaydı oluştu. Bu hasar kaydı nasıl oluştu? Eğer sizin başınıza böyle bir şey gelirse biz bu olaydan nasıl kurtulduk? Sizin de e, bu işten kurtulmanız için neler yapmanız gerekir? İşte bu videonun içinde bunların hepsini anlatacağım. Sizin de tecrübe edinmenizi sağlayacağım. Bazı arkadaşlar işte bu anlattıklarınız yalan. E, sizin başınızdan böyle bir şey geçmedi. Hikaye yazıyorsunuz gibi şeyler yazsa da biz e, her zaman size... Başımızdan geçen olayları bizim başımızdan geçti diyoruz. Eğer ki takipçilerimiz böyle bir şeyi yayınlamamızı istiyorsa biz onları da onların ağzından dinleyip size anlatıyoruz. Şimdi hasar kaydı ile ilgili dolandırılma nasıl oluyor? Artık bu şu anda gerçekten bu işten para kazanmak isteyenler için çok basit bir yöntem. Herkes bu işi yapabilir. Bu yönteme başvurabilir. Yine. Hasar kayıtları ile ilgili de size çok ince ayrıntılı bilgiler vereceğim çünkü araç alırken bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar çünkü araçlar artık 300 bin, 500 bin, 1 milyon TL gibi bir fiyatlara çıktı. Onun için içinde şimdi bu videoda nelere dikkat etmemiz gerekir, nasıl bir yöntem izlememiz gerekir. Şimdi hep birlikte biz nasıl hasar kaydı yöntemiyle dolandırıldık izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar biz genelde garantisi bitmiş araçları takas yöntemiyle almamaya çalışıyoruz. Çünkü daha sonra başımıza bu tarz olaylar gelmemesi için bu aldığımız araç da 2020 model garantili bir araçtı. Yine bunu takas yöntemiyle aldık. Bu aracı biz ekspere götürdük. Ekspertizini yaptırdık. Çünkü kendi şirket bünyemizden ya da ihaleyle aldığımız bir araç değildi. Yani ekspere yapılmamış bir araçtı. Biz de bunun ekspertizini yaptıralım. Satarken de başımıza böyle bir şeyler gelmesin diye aracı ekspertizini yaptırarak şirketin kendi envanterine ekledik. Şimdi araçta baktırdığımızda aracın sadece sol fark ve sol çamurluğu boyanmış. Yani sol far değişmiş, sol çamurluk boyanmış, tamponda da lokal boya var. Yani aracın airbaglerine, aracın diğer mekanik kısımlarına baktırdığınızda hiçbir şey değişmemiş gibi gözüküyor. Ama araçta biz alırken hasar kaydı sorgulaması yaptırdığımızda hasar kaydı gözükmüyordu hasar kaydı gözükmediği için de e, dedik e, yani normaldir bir araç e, sol taraftan kaza yapabilir yani far e, cam yani patlayabilir kırılabilir değiştirilebilir e, pek bir sorun gözükmedi e, aldığımız kişiye de dedik işte bunun e, hasar kaydı ile ilgili e, bize sonradan bir şey gelir mi diye sorduk dedi ki yok dedi biz dedi bu aracı dedi dışarıda yaptırdık dedi bu araçla ilgili dedi bize dedi daha sonradan bir şey gelmez dedi tamam dedik biz aracı aldık şirketin bünyesine kattık arkadaşlar ama bizim burada dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi aracın hasar kaydıydı yani hasar kaydı tarihi burada çok önemli arkadaşlar yani siz aracı aldığınızda ...hasar kaydı çok yakın bir tarihse... ...bunun sonradan hasar kaydı gelme olasılığı çok fazla. Biz burada ee, kişinin beyanıyla... E, ...bu aracı almış olduk. E, araçta orada e, çarpma ya da çarpışma yazabilir. Karşısında da miktar yazmayabilir. Neyse biz bu aracı aldık. İşlerde bu aralar e, bir durgunluk yaşıyor. Biz bu aracı kilometresi düşük olduğu için biraz e, kiralama bölümünde kullanıp daha sonra satmak için e, almış olduk. Aracı 5 ay kullandık. 5 ay sonra ikinci elde satışa e, sunmak için aracın tekrar kendi ekspertizimizi yaparak e, baktık. E, farklı bir şey yok. Yine e, aracın dedik ki hasar kaydı sorgulamasını tekrar yapalım. Başımıza e, bir şey gelmesin. Çünkü biz bu hasar kaydı sorgulamalarında çarpma ya da çarpışmanın yakın tarihli olduğunda Arkadan bir miktar gelebileceğini her zaman tahmin ediyoruz. Kaydı sorgulaması yaptığımızda yapılan kısımla ilgili 16.000 TL bir hasar kaydı çıktı. Yani biz diyoruz ya her zaman dışarıdan araç almıyoruz, almamaya da çalışıyoruz. Kişilerin beyanı çok önemli. Şimdi bu arkadaş bu aracı yaptırmış, hasar dosyası da açtırmış. Şimdi hasar dosyasını açtırıyor hasar dosyasını açtırdıktan sonra bu arabayı yapıyor. Fakat bu arkadan gelen 16.000 TL nasıl oluyor? İşte bunu size anlatacağım arkadaşlar. Sizin de başınıza böyle bir şey gelmesin. Biz aracı aldığımızda kaza tarihi bir ay gerisindeydi. Yani kaza yapalı araç bir ay olmuştu. Yani burada bu aracın dosyasını kapatmamışlar arkadaşlar. Yani bu aracı bize ya da bir başkasına e, hasar kayıtsız satabilmek için dosyasını kapatmamışlar. Bu aracı ilanı da 3 lira 5 lira diğer e, muadilleriyle e, fiyat farkı koyarak hızlıca satılmasını sağlıyorlar. Biz burada başımıza bu olay geldi. Fakat biz burada e, bu araçtan şu anda yani piyasaya baktığınızda 16.000 TL hasar kayıtlı bir arabayı hemen hemen de 30-35.000 TL bir düşük fiyattan satmak zorunda kaldık. Şimdi arkadaşlar biz nasıl dolandırıldık? Biz dikkatsizliğimiz sonucunda dolandırıldık. Çünkü biz eğer ki bu araçla ilgili hasar kaydı tarihi çok yakın bir tarih olduğunda biz bunu kişinin beyanıyla hasar kaydı olmadığını dışarıda yaptırdığını daha sonradan da hasar kaydı gelmeyeceğini noterdeki sözleşmenin arkasına ekleyerek bunu imzalatarak beyanını alabilirdik. Ama biz dedik ya bu tarz olaylarda bazen güven söz konusu oluyor. Yine burada güvenliğimizin cezasını biz çekmiş olduk. Sizin de başınıza gelebilir arkadaşlar. Siz de bu hataya düşmeyin. Aldığınız araçta hasar kaydı sorgulaması yaptığınızda bedelsiz bir hasar kaydı geliyorsa bu da eğer ki çok yakın bir tarihliyse yani aracı aldığınızda Atıyorum bir ay öncesi ya da iki ay öncesinde bir hasar kaydı oluşmuşsa buna çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar daha sonradan yüklü miktarda bir hasar kaydı gelebilir bazen ağır hasarlı dahi gelebiliyor onun için aracı komple orijinal parçalarıyla söktak yapıp hiç kusursuzmuş gibi gösterilip Araç daha sonra ağır hasar kaydı olarak gelebiliyor. Airbagleri değişmiş oluyor, gelebiliyor. Onun için aldığınız kişiye çok güvenmiyorsanız bununla ilgili gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi noter sözleşmesinin arkasına da yazılı bir beyanını alabilirsiniz. Yine arkadaşlar son olarak hasar kaydı ile ilgili başka bir bilgi vereceğim size arkadaşlar. Aldığımız araçların bazen hasar kaydı sorgulaması yaptığımızda e, miktarlar çok düşük e, gibi gözüküyor. Yani e, 10 bin liralık hasardan ne olacak? Zaten aldığım araç e, 2010 model, deyip geçebiliyorsunuz. E, şu anda yıl 2022 olduğuna göre aracın hasarı da 2011 yılında yapıldıysa eğer e, o tarihte de bu aracın fiyatı 20 bin TL ise hemen hemen de aracın yarısı kadar bir hasar kaydı oluşmuş oluyor. Yani burada demek istediğim şu arkadaşlar. Aracın hasar kaydının oluştuğu tarih, aracın modeli çok önemli. Yani aracın modeliyle hasar kaydı tarihinin e, oluştuğu tarih çok yakın bir tarihse gerçekten hemen hemen de aracın yarısı kadar bir hasar kaydı oluşmuş oluyor. Tabii ki aracı satan kişi şunu söyleyecek. Yani ne olacak ki 10.000 TL 5.000 TL'lik bir hasar kaydı oluşmuş bu her araçta olabilir. Bu e, bu çok büyük bir hasar kaydı değil ama gerçek o değil arkadaşlar. Gerçekten o aracın o tarihte aracın fiyatı ne kadar ona da çok dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Hasar kaydı ile ilgili şu anda yapılan en büyük dolandırıcılıklardan bir tanesi. işte bizim başımıza da bu şekilde gelmiş oldu. E, hasar kaydı tarihinde aracın hasar dosyasını kapatmıyorlar. Kapatmadıkları için de siz e, hasar kaydı sorgulamasını yaptığınızda boş geliyor arkadaşlar. Yani çarpma ya da çarpışma geliyor. E, siz de e, diyorsunuz ki gerçekten bu araçta hasar kaydı yok. Yani ben e, ağır hasarlı bir tane araç aldım. Bu e, aracı da Youtube kanalımda yayınladım arkadaşlar. Hatta dedim ağır hasar kayıtlı araç alınır mı? Yani şimdi baktığınızda 16.000 TL'lik hasar kaydı bize geliyor. Ama biz bunu bilerek almış olsaydık bu aracın fiyatını düşük alacaktık. Ama bize e, bilmediğimiz için, e, bize böyle bir yöntem uygulandığı için biz burada dolandırılmış oluyoruz. Şimdi ağır hasarlı araç aldık. Ağır hasarlı aracın hasarına baktığınızda araçta değişen boya, gözükmüyor. Fakat sol e, tekerden hasar kaydı aldığı için e, airbag'ler de aşmadığı halde araca ağır hasar işleniyor. Çünkü burada mekanik kısmında işte direksiyon kutusu yani tekerden aldığı her darbeden sonra eksper bunu ağır hasarlı işliyormuş. Biz de bunu öğrenmiş olduk. Eğer böyle bir aracı bilerek, görerek almış olsan ağır hasarlı araca da binebilirsin. Yani burada demek istediğim şu arkadaşlar. Yani çıtır bir hasarlı bir araç görüp bilerek alınırsa ağır hasarlı da olsa pek sorun değil. Satarken de çok sorun yaşamıyorsunuz. Ama bir araçta bir boya bir far değiştiğinde 16.000 TL'de hasar kaydı çıkıyorsa bunu bineceğini anlatması çok zor oluyor. Bunu e, anlatmak istiyorum. İnşallah e, siz de böyle hatalara düşmezsiniz. Yine e, yorumlarda bana e, yazan olacak. Siz e, çok deneyimli çok büyük bir firmasınız ama bu tarz oyunlara nasıl geliyorsunuz? Yine hikayemi yazıyorsunuz derseniz arkadaşlar. Biz de insanız arkadaşlar. Biz de e, insana güveniyoruz. Güvendiğimiz için de bu tarz e, olaylar başımızdan geliyor. Allah daha büyük e, şeyler vermesin diyoruz. Ve e, gerçekten bu tarz oyunlar sizin de başınıza gelebilir diye bunları size yayınlamak istiyoruz. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğen tuşunu tıklayarak e, videolarımı beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.